hizmetleri ekibinden Aynil. Bu videoda entegrasyon havuz sistemi kapatılsın ve muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametrelerinin kullanımına değineceğiz. Netsiz ürünlerimiz ile hem genel hem de kullanıcı ve işlem bazında belirlenebilecek parametrelere göre yapılan işlemlerin entegrasyon havuzu üzerinden muhasebeleştirilmesi ya da entegrasyon havuzuna atılmadan doğrudan muhasebeye aktarılabilmesi sağlanabilir. Entegrasyon havuzunun istenen şekilde kullanılması ya da devre dışı bırakılmasını sağlamak için muhasebe, entegre, kayıt, entegrasyon kodları ekranındaki entegrasyon havuz sistemi kapatılsın, muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametrelerini kullanabilirsiniz. Entegrasyon havuz sistemi kapatılsın parametresi doğrudan muhasebeleştirme fonksiyonlarının kullanılabilmesi için işaretlenebilir. Bu parametre işaretliyken doğrudan aktarımın yanı sıra bazı işlemler için entegrasyon havuzu kullanılmaya devam edilebilir. Ancak işaretlenmezse doğrudan muhasebeleştirme fonksiyonları kullanılamamaktadır. Muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametresi ise tüm kullanıcı ve modüller için doğrudan aktarımın yapılıp yapılmayacağını gösteren genel ve varsayılan bir parametredir. Kullanıcı ve işlem bazındaki parametrelerde varsayılan seçeneği işaretlendiğinde buradaki değere göre işlem yapılmaktadır. Şimdi örneklerle parametrelerimizin nasıl çalıştığını test edelim. Entegrasyon havuz sistemi kapatılsın parametresi ve muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametreleri kapalı iken entegrasyon havuz sistemi yine de kullanılmaya devam edilmektedir. Örneğin bir satış faturası girip kayıtlarımızı kontrol edelim. Entegrasyon havuz sistemine düştüğünü görelim. Görüldüğü gibi tipi 1 olan entegrasyon havuz sistemine kayıtlarımız düştü. Bu belgeyi yeni fişi haline dönüştürelim. EMF fişimiz oluştu. İlgili EMF fişimize girelim. Detayları görülebilir. Tekrar satış faturası işlerine girdiğimizde ise muhasebeleşmiş belge gibi belge üzerinden muhasebe detayına gidilemediğini göreceğiz. Belge üzerinde düzeltme yapılmamalıdır. Yapılması durumunda entegrasyonun 4 veya 5 tipli kayıtlar oluşacaktır. Mutlaka düzeltme yapılması gerekiyor ise önceki EMF fişi silinmeli. Sonrasında entegrasyon kodlarındaki 1 veya 2 olarak değiştirip seçenek aktarma yapılmalıdır. Entegrasyon havuz sistemi kapatılsın parametresi işaretli olup muhasebeye doğrudan aktarım yapılsın parametresi işaretli değilken ki durumu test edelim. Yine bir satış faturası girişi yapalım. Belge entegrasyon kayıtlarına tekrar düşecektir. Entegrasyon kayıtlarını kontrol ettiğimizde bir tipli kayıtların geldiğini görebiliriz. Yine seçenekli aktarma ile YME fişi oluşturalım. Oluşan YME fişinin içeriğini kontrol edelim. Şimdi satış faturası ekranında girmiş olduğumuz belgeye tekrar girdiğimizde muhasebeleşmiş belge ifadesinin geldiğini görebiliriz. Aynı zamanda üst tarafa bastığımızda YME fiş kayıtları sekmesinden ilgili YME fişine kolayca erişebilirsiniz. Yine belge üzerinde düzeltme yapılması durumunda entegrasyonda 4 veya 5 tipli kayıtlar oluşacaktır. Mutlaka düzeltme yapılacaksa öncelikle YME fişi silinmeli, sonrasında entegrasyon kayıtlarından tipi 1 veya 2 olarak değiştirilip tekrar seçenekli aktarma işlemi yapılmalıdır. Her iki parametrenin işaretli olması durumunda ise entegrasyon kayıtlarına muhasebe kayıtları gitmez, doğrudan YME fişi olarak kayıt atılmaktadır. Belge üzerinden YME fişine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Örneğin satış faturası girelim.
İlgili belgeye tekrar girdiğimizde muhasebeleşmiş belge ifadesini göreceğiz. Üst bölümden YMY fiş kayıtları ekranına geldiğimizde ise direkt YMY fişine ulaşabileceğiz. Bunun yanı sıra kullanıcı bazında entegrasyon modülünü kullanıp bazı kullanıcıların da online muhasebe ile YMY fişi oluşturulması isteniyor ise SSO bölümündeki kullanıcı haklarından MUF doğrudan aktarım sütundaki değerleri kullanabilirsiniz. Örneğin Elif kullanıcısı fatura modülünde online muhasebe değil de entegrasyon havuzuna kayıtlarının düşmesi isteniyorsa buradaki seçeneği hayır olarak seçip kaydedebilirsiniz.